Değerli şehri nabzı izleyenleri, bu haftaki sağlık köşemiz için İzmir'de hizmet veren Ürokor Kliniğinden sesleniyoruz sizlere. Üroloji uzmanımız Serkan Hocam'dan dinleyeceğiz vermiş oldukları hizmetleri ama öncelikle hep birlikte kendilerini tanımak isteriz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serkan Demiröğren ben, üroloji uzmanıyım. Ege Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimimi yaptıktan sonra yaklaşık 10 senedir İzmir'de çeşitli özel hastanelerde üroloji uzmanı olarak çalıştım. Son bir yıldır da bu kliniğimizde hizmetlerimize devam ediyoruz. Peki hocam, öncelikle bu güzel kliniğin hikayesini sizlerden dinlemek istiyorum. Nasıl kuruldu, fikir nasıl ortaya çıktı ve ne zamandır faaliyette? Aslında bir grup kendi alanında profesyonel sağlık çalışanının bir araya gelerek hastalara daha bütüncül yaklaşımla bir sağlık hizmeti sunabilmek için oluşturdukları bir güç birliği diyebiliriz bu kliniğe. Daha çok üroloji ve cinsel sağlık alanında çalışıyoruz. Ama bunun yanında farklı uygulamalarımız da var. Peki bu uygulamalardan bahsedecek olursak neler yapıyorsunuz genel olarak? Kliniğimizde Profesör Doktor Gürhan Günaydın'la birlikte çalışıyoruz. Üroloji profesörü. Kendisi ürolojik kanserlerin, prostat hastalıklarının ve erkek kısırlığının tedavisi konusunda yılların getirdiği deneyimini mevcut güncel teknoloji gelişmeler ve tıbbi gelişmelerle harmanlayarak güncel bir tedavi yaklaşımı sunuyor. Bunun yanında ben cinsel sağlık üzerine ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar üzerine çalışıyorum daha çok. Bir psikoterapist arkadaşımız var. Hem cinsel sorunların çözümü noktasında bize destek oluyor. Hem de kaygı bozukluğu, depresyon gibi bireysel psikoterapi gerektiren süreçlerin terapisi. Bunun yanında çift terapileri, ergen terapileri üzerine çalışıyor. Bir diyetisyen arkadaşımız var. Diyetisyen arkadaşımız hem yine bize cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde beslenme ile ilgili destek veriyor. Hormonal problemlerde özellikle. Hem de sağlıklı kilo alma, verme, sağlıklı yaşam üzerine çalışmalar yapıyor. Bunun yanında son dönemde yine cinsel sorunların çözümü ve idrar kaçırma sorunlarının çözümü için pelvik taban fizyoterapisi uygulamaları da kliniğimizde yapılıyor. Son olarak şunu da ekleyeyim. Özellikle İzmir dışında yaşayan ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik online psikoterapi uygulamalarımız ve online diyet uygulamalarımız da kliniğimiz bünyesinde mevcuttur. Çok güzel. Özellikle pandemi döneminde oldukça tercih ediliyordur evet, bu yöntemle. Evet, kesinlikle son dönemde oldukça arttı. Peki hocam, hazır pandemi döneminden bahsetmişken sizler klinikte ne tür sağlık önlemleri aldınız bu konuda? Genel hijyen önlemlerine tabii ki dikkat ediyoruz. Onun dışında sık sık kliniğin her yönünün sterilizasyon ve temizliği noktasında çalışmalarımız var. Ayrıca randevu sistemimizi organize ederek mümkün olduğu kadar az sayıda insanın aynı anda klinik içerisinde olması için çaba sarf ediyoruz. Peki hocam, asıl konumuza dönecek olursak cinsel fonksiyon bozukluklarında sizler hangi tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz? Cinsel fonksiyon bozuklukları dediğimiz zaman aslında çok geniş bir kapsam. Bunun hem erkekte hem kadında hem psikolojik hem fizyolojik organik yönleri var. Biz klinikte tüm cinsel fonksiyon bozukluklarına yönelik olarak öncelikle sebebi anlamaya çalışıyoruz. Yani bu psikolojik bir kaynak sebepten mi kaynaklanıyor, organik vücuttan kaynaklanan bir şey mi diye. Sonrasında eğer sorun psikolojikse buna yönelik, eğer sorun organikse buna yönelik olarak çok farklı çözüm alternatiflerimiz mevcut. Kadınlarda örneğin en sık gördüğümüz cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel istek azlığı, orgazm sorunları, bunun yanında ağrılı cinsel ilişki ya da vajinismus olurken erkeklerde daha sık erken boşalma ve sertleşme problemleri karşımıza çıkıyor. Özellikle sertleşme problemlerinin organik kökenlerine indiğimizde sıklıkla kullandığımız tedavi yöntemleri bu şok dalga tedavisi dediğimiz artık tüm dünyada da gittikçe artan ve Avrupa Üroloji Derneklerinin de artık bu konuda birinci basamak tedavi olarak önerdiği şok dalga tedavisi kliniğimizde uygulanmakta ve oldukça yüz güldürücü sonuçlar olduğunu da söyleyebilirim. Peki hocam, son sözlerinizi almak isterim. Neler söylersiniz izleyenlerimize? Bu cinsel fonksiyon bozuklukları bir kader değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Her sorunun neredeyse günümüzde bir çözümü var. Önemli olan hasta hekim arasında kurulacak sağlıklı bir işbirliği ve çözüme olan inanç.
Teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı başarılarınız daim olsun hocam. Sağ olun, teşekkürler.